Ama bak, bu hayta seni üzerse hemen beni arıyorsun, tamam mı? Tamam alacığım, tamam. Bak sen de köydü, tarlaydı falan derken kendini çok görme, olur mu? Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa çağırabilirsiniz. Yani her şeyi yapamasam da en azından elinden gelen şeyler vardır. Veririm, veririm, sağ olasın. Hadi yolunuzdan olmayın. Vakitlice gidin, geçe kalmayın. Güle güle yavrum. Güle güle gelinciğim. Su gibi gidin inşallah. Mevlam bahtından güldürsün seni. Gülen yüzün solmasın yavrum. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Allah Allah. Buradan sadece halam arar ama. Efendim? Ha, Salim. Çocuklar yola çıktılar. Onu haber edeyim dedim. Öyle mi? Ben de merak etmeye başlamıştım. Neyini merak ettin Salim? Adam mı yiyorum ben? İki güncük yanımda durdular diye. Öyle demek istemedim hala. Hemen gideriz döneriz demişlerdi de. Efendi bir çocuk. Allah tamamını erdirsin. Belli ki bizim kızı da sevmiş. Öyle. Aslında başında ben de istememiştim ama o hiç vazgeçmedi. Benim gözüme de öyle girdi zaten. İyi işte. Ben de izin verdim. Mutlu olsun çocuklar. Söze çağırmadın. Düğüne inşallah unutmazsın. Olur mu öyle şey hala? Yani istemeye de çağıracaktım ama bir sürü şey oldu. Anlattım ya hala. Neyse neyse. Keyfin isterse çağırırsın. Hadi hadi. Benim yapılacak çok işim var. Salim. Oğlum. Allah'a emanet ol yavrum. İyi bak zatına. Tamam ablacığım, tamam. Sen de Allah'a emanet ol. Çok şükür bunu da atlattık. Neyse ki bu da bitti. Diğerleri gibi geride kaldım. Böyle olacağını söylemiştim. Ama itiraf edeyim, halandan bu kadar kolay izin çıkacağını sanmıyordum. Yani bir ziyaret daha yaparız diye düşünüyordum. Ben artık ümidimi tamamen kaybetmiştim. Ya halam nasıl ikna ettin hala anlamış değilim. İşte orası benim için de biraz muamma. Teşekkür ederim. Ne için? Ya benim için o kadar çok şeye katlandın ki. Hayatta yapmayacağın, aklının ucundan daha geçmeyecek şeyler yaptın. Senin için değil. Bizim için. Ama gerekirse senin için de dünyayı ayağa kaldır. Bir an önce eve gidip babama müjdeyi vermek istiyorum. Hatice adam zordur. Kolay kolay yumuşamaz diyordum ama. Babacığım görsen, halam hiç değişmemiş.
İşe güce nasıl koşturuyor? Nasıl tez canlı hala? Büyük halayı da ikna ettiğimize göre ben vakit kaybetmeden düğün hazırlıklarına başlayalım diyorum. Tabii müsaadeniz olursa. Başlayalım evladım, başlayalım. Siz hiç merak etmeyin. Ne kadar hızlı olursa olsun sizin usul ve geleneklerinize göre olacak her şey. Şükran ablayla Cevriye Hanım ufak ufak bir şeylere başladılar. Buyurun, örneklerimizi buradan bakabilirsiniz. Beğendiğiniz bir örnek olursa hemen bastırabiliriz. Bu nasıl? Beğenirsin gibime geldi. Evet, aslında tam da bu. Ama ben ikimizin de beğeneceği bir şey olsun istiyorum. Bu çok güzel. Zevklerinizin aynı olması ne kadar güzel bir şey. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz bunu beğendik. Peki biz bundan bir örnek alabilir miyiz? Tabii, ben hemen getiriyorum. Seni eve bırakayım. Ben de konağa gelsem iyi olacak. Yani Ayşe'yi ihmal ediyoruz ne zamandır. Haklısın. Yani düğün olana kadar konakta açık vermesek iyi olur. Tek mesele açık verip vermemek değil. Bilmediğim başka bir sorun mu var? Hayır. Sadece Ayşe o kadar ince, o kadar sevgi dolu ki. Bana, herkese karşı. Onu ihmal etmek, hak ettiği özeni göstermemek bana pek doğru gelmiyor. Hatta eve giderken onun sevdiği çiçeklerden de alırız. Ben gerçekten çok şanslı bir adamım. Sen başkalarını düşünmekten kendini unutuyorsun hep. Nasıl yani? Aha, siz miydiniz? Hoş geldiniz. Zehra Hanım kızım, nerelerdeydiniz? Özlettiniz vallahi. Ben de çok özledim. Sen nasılsın Hediye abla? Daha iyisin değil mi?
Çok şükür. Zaman her şeyin ilacı. İnsan acıya bile alışıyor. Ne güzel çiçekmiş bunlar. Bu senin için hediye ablacığım. Benim mi? Ay, çok teşekkür ederim. Neyse, hadi buyurun. Hediye abla, kimse yok mu? Ayşe kızım dışarıda. Cevriye Hanım da odasında dinleniyor. Bunlar da onun içinde ama. Anladım. Ayşe'nin en sevdiği çiçekler. Ben bunları suya koyayım isterseniz. Ayşe gelene kadar dinlensek mi biraz? Olur. Üstünü değiştirmeyecek misin? Değiştireceğim şimdi. Ne oldu ki? Bunu ne zaman aldın? Saatimi verir misin? Çekmecedeydi. Salona geçelim mi? Teşekkür ederim. Çok güzel. Senin kadar değil. Dayı, ben geldim. Siz ne zaman geldiniz? Neredeydiniz bakalım? Anneciği almaya gittik. Bebek aldık, ayakkabı aldık. Hadi Zehra abla, yeni bebeğimle oynayalım. Tamam canım, olur oynayalım. Nasıl, yeni bebeğin güzel mi, beğendin mi? Çok güzel. Hoş geldiniz. Nasılsın Ayşe? Biz iyiyiz. İyiyiz de asıl haberler sizde. Nerelerdeydiniz? Evden bir çıkıyorsunuz, bir daha gelmek bilmiyorsunuz.
Neyse gel gel. Ayşe'cim ne de sen haklısın. Söylenecek bir şey yok. Ama bir daha ortadan kaybolmayacağız. Söz. Benden de söz. Ayşe'cim bak bunlar senin. Abinle Zehra almış. Sözlerinin bir nişanesi olarak kabul edersin artık. Ya çok güzellermiş. İkinize de çok teşekkür ederim. Ama siz korkutuyorsunuz beni böyle çiçekler falan sus payı gibi. Sizin yoksa sakladığınız bir şey mi var bizden? Yok Ayşe'cim ne saklayacağız? Ya Hediye abla. Halama haber verir misin abimlerin geldiğini? Tamam, hemen haber veriyorum. Evet, şimdi sıra sende. Hadi sen sor bakalım. Aklıma başka gelmedi ki. Peki iyice düşündün mü? Düşündüm ama ben başka bilmece bilmiyorum. Hepsini sana sordum. Tamam, o zaman ben sana bir tane daha sorayım. Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Biliyorum ben biliyorum. Limon. Evet aferin sana. Galiba Zehra bu evdeki herkesin kimyasını değiştiriyor. O ne demek? Baksana Asya'ya. Onunla bambaşka bir çocuk oluyor. Başka bir şey değil. Çocuklar. Cevriye Hanım yok. E odasındaydı. Baktım. Her yere baktım. Yok. Gitmiş. Belki yürüyüşe gitmiştir. Yok haber vermeden gitmez. Bir de ben bakayım. Dur dur Ayşe'cim önce bir arayalım. Ay Ömer'cim arıyor merak etti tabii. Alo Ömer oğlum. Cevriye Hanım merhaba. Nasılsınız neredesiniz merak ettik de. Ay iyiyim iyiyim çocuğum kayınpederinle. Yani Salim Bey'le Şükran Hanım'la oturduk kahve içip muhabbet ediyoruz yavrum. Ne oldu abi neredeymiş? Ayşe mi? Ay duydu mu? Ay bir sıkıntı yok değil mi? Duydu mu çocuğum? Yok yok. Hiçbir sorun yok. Ay ben akşam yemeğine buradayım Ömerciğim. Ay Şükran Hanım ısrar etti. Ay gerçi bilemedim de şimdi ben. Tamam o zaman Cevriye Hanım. Onların da selamı var. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay yok kalmayayım ben yemeğe falan. Vakitlice gideyim eve. Ayşe nerede? Mutfakta. Asya'ya süt ısıtıyor. Cevriye Hanım almaya gidelim mi? Hem böylece babana davetiyemizi de gösterirdik. Olur. Tamam, o zaman hazırlan çıkalım. Davetiye yok, buradaydı. Nasıl? Nasıl yani, emin misin sen yani çantanda olduğunu? Evet, eminim, çok eminim, buradaydı. Tamam, tamam, dur, bir sakin ol. Düşmüş olmalı. Önce bir odaya bakalım. Çifte kumular ne yapıyorsunuz bakalım burada böyle? Ay bir şey olmuş. Vallahi de billahi de bir şey olmuş söyleyin çabuk. Ay sormayın Cevriye Hanım ya. Davetiyemizi kaybettik. Ay ne yapacağız? Ayşe'nin eline geçerse nasıl açıklayacağız ayol? Biz de Ayşe'nin eline geçmemesi için uğraşıyoruz Cevriye Hanım. Her yere baktınız mı? Ya bir odaya baktık, şimdi de işte arabaya bakacaktık. Ay durun durun. Durmayın durmayın. Hatta ben de bir koldan arayayım. Ama ilk bulan diğerlerini arasın tamam mı? Ay Allah'ın başı gözü sağ şu düğünü bir halledebilseydik.
Yani o zarfı kimsenin bulmaması için dua edeceğiz. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor çünkü. Yani tam bir sorunu çözüyoruz derken. Tamam, olan oldu. Ama sen sakin ol. Haklısın da elimde değil. Ay çocuklar, kusura bakmayın böyle odanıza daldım ama malum kırmızı alarm. Sorun yok Cebriye Hanım. Ne yaptınız, buldunuz mu? Ay ne olur bulduk değil. Eyvah yine eyvah. Ne yapacağız peki? Sakin olacağız. Tamam, sakin olmasına olalım da. Ay görüyor musun bak, tüh tüh tüh. Nazar bu. Diyorum ben size, size nazar değiyor çocuklar, net. Yok, böyle bir şey yapmadan olmaz. Nereye? Çantam salondaydı, bir tekrar bakacağım ona. Tamam. Efendim? Ömer Bey, müsait misiniz? Avukat Metin ben. Kayıtlısınız ben de Metin Bey, buyurun. Şu belgeler için rahatsız ettim sizi. Estağfurullah. Bir saniye, çalışma odasına geçiyorum. Bekliyorum. Buyurun, dinliyorum sizi. Benden istediğiniz tüm belgeleri tamamladım. Ancak sağlık raporlarının sizde olması lazımdı. Evet, ben de. Tamam o zaman. Hiçbir pürüz kalmadı. Zehra Hanım'ın da belgeleri tamam. Yarın sizi bekliyorum o halde. Tamam, yarın görüşürüz. İyi geceler. Odalarına gittiler galiba. Bu ne? Ayşe'cim. Ben de bunu arıyordum. Pardon canım. Senin miydi? Yani üstünde isim yazmayınca. Yoksa abime mektup mu yazdın? Yok. Yok da. Anladım. Onun gibi bir şey diyorsun yani. Neyse Zehracığım, ne diyeceğim? Ya bu akşam masaya birlikte oturalım. Uzun zamandır birlikte yemek yiyemiyoruz. Olur, olur tabii. Biz de birazdan geçeriz salona. Güzel. Ya hepimiz sizi çok özledik. Özellikle Asya. O kadar özledik ki durduramıyoruz artık. Neyse canım, ben kuzucuğa bakayım. Ya babasını daha fazla bunaltmasın. Müjdemi isterim. Buldun demek. Evet, ama nerede bulduğumu bir bilsen hala elim ayağım titriyor. Nerede buldun? Ayşe'nin elinde. Bir an her şey bitti sandım. Ay, buldu mu? Ayşe mi buldu? Davetiye burada Cevriye Hanım. Çok şükür. Nerede buldunuz peki? Ayşe bulmuştu aslında. Bir an açıp baktı sandım ama neyse ki bakmamış. Maşallah. Ayol sizin gibi zarif ve ince. Rabbim sizi nazarlardan korusun inşallah. Al çocuğum. Cevriye Hanım, çok teşekkür ederiz. Ya bizim için öyle çok şey yaptınız ki. İyi ki varsınız. Ay yani su damlam hangi büyük olsa aynısını yapardı. Sen ne zaman hazır olursun? Yani babana geleceğim dedin ama bekliyordur. Yok, şimdi gidersem Ayşe kuşkulanır. Hem yemekte birlikte olacağız dedim. Ben babamı arayıp uygun bir dille gelemeyeceğimi söylerim. Sorun olmasın. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Yani babam Ayşe ile Asya'nın özel durumunu biliyor. Konuşurum. Bir şey olmaz. Ay iyi, o zaman yemekten sonra bol bol muhabbet ederiz. Şu düğün dernek işlerini konuşuruz ayol. Oh.